Okul terminalinin kurulumunda son aşamaya geldik. Bu aşamada sınıfların görsel olarak tanınmasını gerçekleştireceğiz ve %100 oranında artık hazır olacağız. Bunun için siz e-okulda günlük devamsızlık sayfasını açacaksınız. Biz de herhangi bir okulun sayfasını gösteremeyeceğimiz için bu şekilde sahte bir e-okul sayfası ayarladık. Şu şekilde de bir tane referans değeri bırakmamız gerekiyor. Sizin böyle bir işlem yapmanıza gerek yok. Siz sadece günlük devamsızlık sayfasını açıyorsunuz ve şimdi yapacağım işlemi yapıyorsunuz. Bu aşamada dediğimiz gibi program sınıfları görsel olarak tanıyacak. Terminalde sınıf ekle sekmesine giriyoruz. Burada tanıma tuşunu kullanacağız. Herhangi bir değişiklik yapmadan tanıma tuşuna sadece tıklayacağız. Tıklayalım. Tıkladığımızda program fare ile sınıfların üzerinde gezerek sınıfların fotoğrafını alıyor. İşlem yaklaşık olarak en fazla 10 saniye sürüyor diyebilirim. Şu an hazır mesela. Bakalım ne yapmış? Şimdi aldığı fotoğraflara bakalım. Aldığı fotoğrafları terminal sınıf klasöründe şu şekilde depoluyor. Bizim artık sınıflarımızı program görsel olarak tanıyor ama isimlerini şimdi yazmamız gerekiyor. Mesela burada 9D sınıfına 0.png demiş. İsim verelim buna. 9 tire büyük D ismini vermemiz gerekiyor. Bu standart bir isimlendirme. Burada fark edersiniz iki tane sınıfın görüntüsü mavi kalmış. Bunun nedeni fotoğraf çekilirken bu sınıfların üzerinde farenin olması. Bu sınıfların bir tane daha aynısının ama beyaz görüntülü olanı olması lazım. 9D buradaysa bakalım 11D'nin şurada bir yerde olması lazım. 11D, 11D, 11D. Gördüğünüz gibi bir 9, bir 11D var, bir renksiz 11D var. O yüzden renkli mavi 11D'leri silebiliriz. Yine aynı şekilde 12X için bir tane renklisi var, bir tane de renksizi var. Gördüğünüz gibi renkli mavi 12X'i silebiliriz. Kalan sınıflar için yapmamız gereken tek şey şu. İsimlendirme. 10 düz tire büyük A. Bunu bütün sınıflar için yapacağız. Sınıflarımızın eksiksiz olmasına özen göstereceğiz. Şu şekilde gereksiz görüntüleri silebiliriz. Çünkü içerisinde herhangi bir sınıf görüntüsü yok. Sonrasında mesela 12X sınıfı için 12 düz tire x diyoruz. Burada harflerin büyük olması, ortadaki tirenin normal düz tire olması çok önemli. Buna özellikle özen gösterelim. Devamında sınıfların görsel olarak tanıma işlemini biz tamamlamış oluyoruz. Burada sınıf sayınız çok daha fazla olabilir. Bu gibi bir durumda ne yapıyoruz? Şuradaki isimlendirmeyi bitirdikten sonra önce buradaki bütün sınıfların ismini veriyoruz. Sonrasında tekrar e-okula dönüyoruz ve diyelim ki 12D sınıfı ve altını alamadıysa burada 12X sınıfını belirliyoruz, örnek veriyorum. Sonrasında tekrardan tanıma tuşuna tıklayarak programın aynı görsel tanımayı yapmasını sağlıyoruz. Bu işlemi birkaç defa gerekirse tekrarlayarak şurada sınıf klasöründe bütün sınıflarımızın görüntüsünün olmasını sağlıyoruz. Önemli bir aşama. Bu aşamayı da bitirdikten sonra artık %100 oranında hazır oluyorsunuz. Bu saatten sonra ister akıl tahtadan, isterseniz Android telefonunuzdan yoklama alıp yoklamayı %100 oranında sınıf e-okula aktarıldığını prova edebilirsiniz. Bu şekildeyiz. Telefonumuzdan Android uygulamayı indiriyoruz. Akıllı tahtadansa sadece messageplus.com yazıyoruz ve Android telefonumuzdan ürettiğimiz sınıf koduyla giriş yapabiliyoruz. Bu kadar kolay. Şu an %100 oranında hazırız. Hayırlı olsun diyelim.